Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Dün bir video çekmiştim. Dün çektiğimiz video birazcık ses getirmiş arkadaşlar. Gerek forumda gençler kendi arasında gerek oyuncular kendi arasında vesaire vesaire konuşmuşlar. Güzel bu konuşmalar esnasında hile ile ilgili bahsettiğim yerde şöyle bir soru ortaya çıkmış. Tabi Allah arenalarda işte mekanik bir şekilde program kullanmak hile fakat bölüm geçmek hile değil mi tarzında Sorular çıkmış veya insanlar kendi arasında konuşmuş işte o hile ise bölüm geçmekte hile diye. Hatta bizim e, videonun altındaki yorumlara bile yazmış arkadaşlar. Şimdi bu konuyla ilgili düşüncemi buraya bırakıyorum. Sizler de düşüncelerinizi yorumlara bırakın arkadaşlar. Tabii ki lisanı üsluplu bir şekilde. Şimdi bizim bildiğimiz klasik hile. Hile nedir? Önce hilenin tanımını bilmek lazım. Alavere dalavere yaparak alavere dalavere yaparak haksız bir şekilde avantaj sağlamaktır arkadaşlar. Mesela klasik bildiğimiz hile nedir? Programla sen dövüşe giriyorsun. Emek yok. Yetenek yok. Tecrübe yok. Hiçbir şey yok. Giriyorsun basıyorsun adamla kat. Basıyorsun adamla kat. Adam sana 250 bin combo yapıyor. Ama sana hasar bile veremiyor. Sen giriyorsun dövüş başlıyor. Pat bitiyor. Pat bitiyor. Şimdi burada bir ne emek var. Ne bir tecrübe var. Ne bir yetenek var. Ne bir çaba var. Hiçbir şey yok. Bu arkadaşlar hilenin A babasıdır. Aynı zamanda arenalara gelelim. Mesela arenalarda kullanılan hileler biliyorsunuz yani yapa botlar kendi kendine oynuyor. Dövüşe giriyor. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yetenek harcamıyorsunuz. Kendi zamanınızı harcamıyorsunuz. Belki oturup hilenizi izliyorsunuzdur en fazla. O da bizim emek kavramının içerisine girmiyor. Velhasıl kelam bunlar arkadaşlar hiledir. Aynı zamanda siz bu hileyi kullandığınızda başkaları da zarar görüyor. Mesela ben ve benim gibi zamanında arana kasıp aranayı bırakan arkadaşlar. Yani arana da ne diyor mesela? İşte ilk yüze 6 yıldız karakter verecek. Şimdi benim e, hileyle mücadele etme yeteneğim yok. Yani kim normal bir insan e, normal şartlarda edemez. Mesela ben 6 yıldız hiroları hile yokken kredi kullanmadan çok rahat bir şekilde kasabiliyordum. Ama hile geldikten sonra benim her aranaya 5 Odin, 10 Odin gibi devasa rakamlar harcamam lazım. Ama hile, yani hileyi kullanan vatandaş hiçbir şey yapmasına gerek yok. Hem kredilerini topluyor hem de ee, ödülü alıyor. Yani beni direkt mağdur ediyor arkadaşlar. Ben bir anana mağdur olmuş oluyorum. O kadar emek kasıyorum ve 101. oluyorum, 110. oluyorum, 150. oluyorum vesaire vesaire. Bu hilenin ne babası. Gelelim bölüm geçme. Bölüm geçme arkadaşlar size daha iyi anlatabilmem için. Bu arada hile değildir bölüm geçme. Neden değildir? Emeği gerçekten bir bireyin emeğini ve tecrübesini ve zamanını ve dikkatini ve stratejisini planını programını ayırmasını kiralıyorsunuz. Mesela Barcelona Messi'nin yeteneklerini belli bir para karşılığında kiralıyor. Real Madrid Ronaldo'nun yeteneklerini belli bir para karşılığında kiralıyor. Erzincan Spor'un parası o kadar olmadığı için Mehmet Ali'yi kira alıyor. Mesela yeteneklerini alıyor. Anlatabiliyorum değil mi? Yani birinin parasının olması, diğerinin parasının olmaması e haksız kazanca getirmez arkadaşlar olayı. Yetenekleri kiralıyorsunuz. Mesela atıyorum işte bir, bir semttesiniz. Eviniz işte gayet güzel ama bir tanesinin bir çok çok daha güzel. Şimdi sen evini kendin yapmışsındır. Ama o adam evini yaptırmak için birinin yeteneklerini kiralamıştır. Oyunda da böyle. Mesela ben ve benim gibi parayla ücret karşılığında bölüm geçen arkadaşlar kimseyi bir kere mağdur etmiyoruz. Yani benim arkadaş buraya gelip atıyorum bölüm geçtiğimde e, o arkadaş da bir daha bu bölümü geçemeyecek diye bir şey yok. Aksine o da oynarsa hatta benden daha iyi oynarsa şimdi kendi üzerinde örnek vereceğim. Benden daha iyi oynarsa bu sefer arkadaşlar ne yapar? O da daha iyi yere gelir ama eee mesela benim kadar yeteneği yok. E, benim desteğimi alacak kişi kadar parası da yok. Eğer bu ikisi yoksa a o zaman bu benim önüme geçiyor. İşte bu haksızlıktır, bu hiledir derseniz taklaya gelmiş olursunuz. Futbol örneğinizi aklından çıkarmayın arkadaşlar. Barcelona ve Real en iyi oyuncular alabiliyor. Erzincan Spor alamıyor. Şimdi Erzincan şöyle diyecek. Bu haksızlık kardeşim benim param yok. Ben Ronaldo'yu alamıyorum, getirtemiyorum. Olmaz. Barcelona hile yapıyor gibi bir şey söylemek çok uygun olmaz arkadaşlar. Ah, onun dışında ama dediğim gibi insanların mağdur ediyorsanız ve eşitlik yoksa mesela benim yeteneklerimi, benim desteğimi parası olan herkes alabilir. Ve hatta başka bölüm geçen arkadaşlar var. Onların da yeteneklerini, desteklerini parası olan arkadaşlar kiralayabilirler. Desteklerini alabilirler. Bu sebeple arkadaşlar bölüm geçmenin kendisi hile değildir. Geçirtirme kendisi değildir. Lakin tecrübe olmadan, yetenek bireysel yani gerçek bir şahıs olmadan mekanik giriyorsun. Tak basıyorsun adam öldü tak basıyorsun adam öldü veya da arana kasıyorsun kendin bir insan kasmıyor mesela arana kasan, kasan arkadaşlar da var para ücret karşılığında bir ara ben de yapıyordum daha sonradan bıraktım ama onu şu anda yapmama rağmen şu anda aranayı ücretli kasan arkadaşlar da yine hileye girmiyor arkadaşlar neden girmiyor adam gecesini gündüzüne veriyor kredisini kullanıyor vesaireini yapılıyor bir emek var bir tecrübe var bir gerçek zaman ayırma olayı var ve bunu sadece oyuncu değil. Mesela ben atıyorum. Mesela bölümü geçtim. Yüzde yaptım. Bunu sana da oynayabilirim. Eğer ücret paran varsa. Paran yoksa ne yapacaksın? Kendi takımını kendin kuracaksın. Küçük Erzincan spor olarak kalacaksın. Ama paran varsa başka şeyleri kiralayabilirsin. Bu şunun gibi bir şey. Sen oturuyorsun evde kirada. Bir artı bir, iki artı bir. İşte standart normal bir dairede oturuyorsun. Adamın parası var diye gidip daha güzel bir ev kiralıyor. Ya bu haksızlık diyemezsin. Adamın parası var. Parayı kazanma olayı farklı. Kimisi hırsızlıktadır, kimisi helal ticaretledir. O farklı. Ama parayı kullanma alanında arkadaşlar buna hile diyemezsiniz. Demek de çok da doğru olmaz. Dediğim gibi bu olay çok hızlı bir şekilde yayıldığı için dünkü video ve bu konular açıldığı için çok hızlı bir şekilde cevap vermek istedim ve size düşüncelerimi buraya bıraktım. Sizler de lisanı uslupla, uslupla bir şekilde destekleyen veya desteklemeyen düşüncelerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Eee akşamki bölüm geçme yayınında görüşmek üzere.